Merhabalar, ben Köftesi Yöte ve Fiti Köfte serimizin 36. bölümüne hoş geldiniz. Eğer 35. bölümün World Save'ini aldıysanız birkaç ufak sürprizle karşılaşmışsınızdır. Birincisi, buranın zeminini değiştirdim. Neden değiştirdin diye soracak olursanız eğer, birincisi benim görüşüme göre fazla şatafatlıydı. Daha sade bir hale getirdim ve şu yanların basalt olması olayı bunda yoktu. İkinci olarak dın 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 yeni bir odamız var. Ve bu odamız bizim Mistcraft odamız olacak. Ya tamamen kitapların falan bulunacağı bir oda. Bunun dışında bazı değişik bilmem neler falan bulunacağı bir şey. Ve bunu yaparken şunların yani Zycorium ya da göstereyim. Zycorodites bricklerin yalnız güzel olduğuna karar verdim. Evet, yeni sürümde. Yapımı da aynen bu şekilde. Ve onu bir Industrial Craft odamda kullanayım dedim. Gayet güzel. Ama bu Mistcraft odama daha çok gidecek ve Industrial Craft odam için daha iyi bir şey düşündüm. Fakat şimdilik onunla uğraşmayacağız. Öncelikle bu iki bölüm arasında 4 Iridium Plate elde ettim. Bunları ne için kullanacağız? Aslında bu bölümde çoğunlukla sadece crafting yapacağız. Çünkü sonraki bölüm için çok güzel bir şey düşünüyorum. Öncelikle yapacağımız şeye gelecek olursak eğer... Quantum Suit Body Armor. Bunun için Nano Suit, bunun için 7 tane Carbon Plate. Lapitron Kristal. 4 Iridium Plate ve 3 Advanced Alloy Ingot ve gördüğünüz gibi hepsi burada hazır. Bana sadece bunları craft etmek kaldı. Nano Suit, Leptron Kristal. Ve seni şarj edelim. Tabi bu bana bayağı hayvansı bir yuyu metre patladı bakalım. Bayağı bir yenilenmiş. Ve scrap stoğumuz bayağı bir azalmaya başlamış. Bu iyice azaldığında ayrıca seni de geri bağlayalım bence. Hatta daha öte bir şey. Şu an için dursun bu. Şuraya da bir tane de Arcane Levitator yapsam iyi olur. Evet. Tabii Quantum Suit Body Armor'umuzu aşağıda unuttuk. Bize başka ne lazım? Advanced Electric Jetpack. Bunun için bir adet Advanced Lab Pack. Bir adet Electric Jetpack. Engine Booster. Carbon Plate. Glass Fiber Cable. Advanced Circuit. Şimdi. Öncelikle Advanced Lab Pack'i yapalım. Bir adet Advanced Circuit. Bir led pack, bir leptron kristal. Bunun için bize elektronlar. Copper'ımızı alacağız şuradan. Şöyle alalım azıcık. İş görür kadar. Ve ben demin modlama tıntımı yaptığım için peaceful'da unuttum değil mi? Tebrikler bana. Ben de diyorum yemeği neden yemiyor bu? Şimdi sen de gel elime. Fazla yer tutmasın. Buralarda bir yerde rubber'ım var. Tamam. Bakalım bunlar circuit gerektiriyor muydu? Gerektiriyor. O zaman 1, 2, 3 set. 3 set gerekecek. Bir saniye. 4 set gerekecek. Ayrıca Oracle Locker upgrade'ler. Sen bayağı uzun sürüyordun o yüzden uğraşmayacağım seninle. Direkt şunu halledeceğim. Bu 2 tane veriyordu ama. Aman boşver. Madem izbol.
Elektron değil. Tabii ki de copper yerleştireceğiz oraya. 3. Yalnız 4 set yapacaktık. Ben bunu gene unuttum. Selam rubber. Ve 4. setimizi de yapalım. Copper. Şimdi benim refine iron'larım nerede? Sakın bana refine iron'ın olduğunu söyleme, inanmam. Tabii ki de inanmam. Ve bu iki tanesi hariç hepsini advanced upgrade ediyorduk galiba. Zaten bunu yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet. Tam olarak 6. Glowstone'umuzla redstone'umuzla alalım. Redstone. Evet. Advanced circuitlerimiz hazır. Şimdi bize ne lazım? Leptron kristal için bir set daha lazımdın, değil mi sen? Evet. Ama bunu neden unuttum? Bakalım, başka Leptron kristal... Hayır, ihtiyacın yokmuş. Dişlerimi sıkarak konuştuğum takdirde biraz tuhaf geliyor sesim oraya, değil mi? Bence de. Şimdi... Lapis lazuli illa yetmeyecek. Neyse, zaten başka bir şey için daha gelecektik buraya. Greg'teki seviyorum. Böyle güzel değişiklikler yapıyor. Evet. Lapatron kristalimiz de hazır. Bize lazım olan Lapback. Merak etmeyin, bu şarj boşa gitmeyecek. Gördüğünüz gibi şarjı gayet birebir aktarıldı. Seni alalım ve seni içine atalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir EU depoluyor. Önceki Lepay'imizin bayağı bir fazlası. Ama bunu direkt upgrade edeceğiz. Upgrade edeceksen neden bilmem ne yapıyorsun falan diye sormayın. Belli bir ufak bir sebebim var. Bana empty cell lazım çünkü. Hiç alakalı olmadı ama. Şimdi 6 tane lazımdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabii ki de tin lazım. Bunları daha önce craft ettim ama yine de kamera karşısında yapılacak bir şeyler olsun. Wop. 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 Tamam. Bunun dışında başka ne lazım? Electronic circuit. Ve... Bu arada cable'ları bu şekilde de sonradan... izole edebiliyorsunuz. Oracle upgrade'lerimiz de hazır. Bize başka ne lazım? Engine booster için başka ne lazımdı? Advanced alloy lazım. Ve advanced heat vent lazım. Ben bunları hazırlayıp geliyorum hemen. Ve advanced heat ventlerime emin olayım bu doğru değil mi? Evet, advanced heat vent. Tamamdır. Şimdi... Bunlar... Ben niye sürekli...
emin olamayıp duruyorum. Güzel, ve circuitleri nereye koydum? Hah, buradalar. Ve glowstone. Aa, tabii seni buraya koymamıştık. Evet, bunu hazırladığımıza göre tek eksiğimiz glass fiber cable kaldı. Şurada olacaktı biraz. Ha, biraz. Birazdan biraz fazla oldu bu. Glass fiber cable. Advanced circuit aşağıda. Advanced lamp bank ortada. Jetpack. Bunun dışında başka ne lazım? Ha, engine booster ve carbon plate ve advanced electric jetpack. Öncelikle size şimdi bu bahsettiğim arkadaşları anlatayım. Bu Quantum Suit Body Armor sizin aldığınız herhangi bir damage'i absorbe eder. Enerji kullanarak. Bu sayede sizin damage almanızı neredeyse sıfıra indirir. Bu sayede inanılmaz derecede dayanıklı olursunuz. Lava karşı dayanıklı olur, ancak yanlış hatırlamıyorsam ateş dayanıklılığı çok az. Advanced Electric Jetpack'e gelecek olursak, gördüğünüz gibi normalde uçamıyorum. Fakat F'ye bastığım takdirde jetpack motorları çalışıyor ve gördüğünüz gibi uçabilmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde hover modu aktif ya da deaktif edebiliyorsunuz. Bunun normal jetpack'e göre avantajları neler? Öncelikle hayvan gibi bir enerji depolaması sağlıyor. Bunun yanı sıra mesela şuna bakalım. Gördüğünüz gibi gayet lepekle de aynı işi görüyor ve daha fazla enerji depolayarak. Ve daha da önemlisi tabii maksimum yüksekliği. Normalde normal bir jetpack'in maksimum yüksekliği 170 civarı bir şeyken şu an gayet biz 200'leri geçtik. 250'lerde kaldık. Oho, wow, 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 wow. Evet, ve bu inanılmaz derecede işimize yarayacak bir şey. Çünkü buna ihtiyaç duyacağımız bir yere gideceğiz. Ha, bunun dışında hazır şu villager'ı görmüşken bir tane daha yakaladım bu arada. Bu iki bölüm arasında bolca page topladım. Bunları çoğunlukla bunlardan aldım. Bayağı bir emerald'a patladı. Yaklaşık 1,5 stack. Ve size bulduğum önemli bir şey daha gösteriyorum. Hazır şu enfes armor'a sahipken. Ve kendime bir kılıç yapayım. Ay, hazır gelmişken. Kılıç hazır. Sen git. Siz gidin. Siz gidin. Siz gidin. Sen şuraya geç. Kitap varsa da şurada dursun şimdilik. Diğer her şey burada iyi. Bir de şunu taşıyalım. Chunk loader'ları, spot loader'larımızı nereye koyalım? Şuraya, sizde. Tamam. Öyle riskimiz olduğunu düşünmediğim için gayet bodoslama dalıyorum ve asam düşürmek zorundaydım tabii ki de. Geronimo. Ve zaten ışıklandırmışım yeterince. Burası hatta dışarıdan göstereyim bir. Ve burada Iron Bar vardı normalde. Tomcraft'ın eklediği bir dungeon. Bu dungeon'ın içi bayağı bir tehlikeli ve eğer gözlüklerimi takarsam göreceğiniz üzere ya da göremeyeceğiniz üzere şuradaymış. Bayağı büyük ama çok da fazla flux içeren bir
noda sahip ve bu nodun özelliği flux üretiyor. Sadece içermiyor, üretiyor. Bunun yanı sıra bir adet zombi ve bir adet skeleton spawner'a sahip. Ama asıl önemli olan kısım. Ki oh. Arkandan gelmek zorundaydın değil mi? Bunlar artık önemli olmadığı için bence kırabiliriz. Şimdi asıl önemli olan kısma geliyorum. Bu chestler. Bunlara sizin eşinizle dokunmak dur. Ben bunları talan etmişim. Bunlardan neler çıktığını söyleyeyim. O bazı Tomcraft itemları çıkabiliyor. Bunun yanı sıra şu nodlar demişim. Knowledge fragmentler vesaireler vesaireler. Ve şunlar da başka bir modun eklediği Mine Factory Reloaded Rubber Tree'ler. Bunlarla sanki otomatik bir sistem yapmak biraz daha kolay olabilirmiş gibi geldi bana ama bakacağız. İleride karar veririm. Evet. Şimdilik gereken zırh parçalarının hepsi tamam. Şimdi bize başka ne lazım? Mining laser. Bunun için sen lazımsın değil mi? Bunun için de mining laser'ı boş mu versek diyorum. Bence asamızla gayet de güzel bir şeyler yapabiliriz. O zaman neye geçiyoruz? Dın 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 dın. Bu arada mining laser'ı maalesef boş verdik. Şu çok zaman mı yiyecek? Dın 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 dın. Nano Saber. Senin için ne lazım? 2 adet daha iridium plate. Platinum ingot. 2 adet. Bakalım kaç tane var bende? Alüminyum. 5 tane varmış, tamam, güzel. Leptron kristal ve Energy Flow Circuit. Tabii bunun için iki farklı şey lazım. Platinum ya da tungsten. Tungsten'i şu an üretecek kapasitede bir Industrial Blast Furnace'ım yok. O yüzden bu yöntemle geçeceğiz. 4 tane Advanced Circuit lazım. 4 tane Shining ingot ya da Platinum ingot lazım. Zaten bunda Iridium Plate gerekiyormuş. Pardon. 2 adet bundan lazım. 2 adet Leptron kristal lazım. Güzel. 3 adet Leptron kristale ihtiyacımız da var. Kaç adet Iridium Plate'e ihtiyacımız var? 2 adet. 4 platinum ingot. Güzel. 2 etmez. Bakalım sen sizden bayağı bir çıkacak gerçi. De. Şurada da biraz var. Ama bu da yetmeyebilir. O zaman ne yapalım? Bence normal bir kılıçla Ender Dragon'a dalalım. Evet, duydunuz. Ender Dragon'a dalacağım. Planım bu. Normal bir kılıçla da gayet rahat ölüyorlar gerçi. Hatta bir adet Enchant Table yapalım. Üşengeçlikten neleri yapmayı... Obsidian... 1, 2, 3, 4... Kitapları buraya koymuştum. 1... Selam villager. Ev arkadaşlarım var. Çok iyi ev, çok iyilerdir kendileri. Enchant table. Seni nereye koyacağız? Düşünelim. Bu esnada bookshelf yapmam lazım. Bakalım alternatif bir recipe'si var mı? Bookshelf. Tabii ki de yok. Kitap.
Kitapların da alternatif bir resipisi yok. O zaman ne yapıyoruz? Tahta. Alttan tabii ki de yeterli olmayacak. Bakalım ne kadar değerimiz var. 30. Yani bunları kitap yapalım. Seni de şimdilik atalım. On bir. Azıcık daha lazım. Biraz yine katledelim ama üremiş yok elimizde. Fakat şurada vardı, dışarıda. Ben şunlara azıcık da inek katledip geliyorum. Ve tabii ki de süper bir dahilik yaparak seed aldım yanıma. Lead almam gerekiyor benim. Evimize tekrar girelim. Ve whoop. Selam portal. Buralarda biraz ineğimiz vardı sanki diye hatırlıyorum. Tavuğumuz var ama inek lazım bize. Bizim inek katletmemiz lazım şu an. Gel inek 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 inek. Gel inek 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 inek. İnek 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 inek. Evet burada yokmuş. Öyle inek bulayım hemen. Niye söylemiyorsunuz inekler hemen evinin yanında diye? Azıcık daha deri düşürün. Abi sen zaten elimde deri varmış biraz. Olsun, inek katletmiş olduk. Daha fazla inventory'e baksam bence daha güzel olabilir. Daha alıntı bozukluğu. Inventory'e daha fazla baksam daha güzel olabilir. Quantum Seed'in hızı. Seni seviyoruz. Evet, yeterli değil henüz ama azıcık daha kağıt yapmamız gerekecek. Evet, 15 tane tavandır. Sizleri nereye yerleştireceğim? Buraya. Enchant table. Sen de şuraya. Şimdi enchant yapmaya çalıştığımızda evet. Ama seni enchant etmeyeceğim. Çok daha farklı bir şey enchant edeceğim. Bunun için bana
Daha önce yapmıştım ancak sanırsam kamera karşısında craft etmemiştim bunu. O yüzden şimdi kamera karşısında craft ediyorum. Gold Nugget'ı bulursam. Varmış zaten sürüsüyle. Bir tane de Earth Shard. Bunu kamera karşısında craft ettim. Ona bir şey de diyemeyiz. Ama bunu etmedim. 4 arrow ve potansiyel. Siz ne kadar potansiyel içeriyordunuz? Sizi boş verin. 2, 3, 4. Beş, altı, yedi, sekiz. Kova. Ayrıca bunu da buraya taşıdım. Ortalama. Ortalar. Büyüyle uğraşıyorum. Şunları taksam çok daha güzel olur. Gözlüklerim zaten inventory'imdeymiş. Ve Wand of Lightning. Very, very frightening. Ve bunu enchant edeceğiz işte. Bakalım nasıl bir enchant gelecek. Dın dın. Senin ne olduğunu bilmiyorum ancak okuruz. Ama charging gelmesi güzel bir şey. Charging, yanlış hatırlamıyorsam bunu şarj ediyordu. Bir tane daha One of Lightning'imiz varmış ama o ölmek üzere zaten. Tomnamkum. Ben neden illa her şeyi burada zannetmek zorundayım? Enchantment. Potency. Disenchant. Increase the damage. Range or area advantage. Alanını uygula darzu mesafesini uyguladığı alanı ve hızını bu charging ise, evet doğru söylemişim, yavaşça kendini çevredeki aurayı kullanarak tamir ediyor. Hatta basit bir örnek göstereyim. İzleyin yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi damage bar'ı düşüyor ve gayet şu an 0 damage. Ta. Sen niye dışarıdasın? Tabii ki de yanlış şardı elimde tuttum. Neyse. Ve her şeyimi şarj ederek The End'e gitmeye hazırlanayım. Evet, inventory'imi boşalttım ancak son bir item daha yapmam gerekecek. O da ne diye soracak olursanız. Rock Cutter. Rock Cutter için 2 titanyum, 3 diamond dust, 1 electronic circuit, 1 re-battery lazım. Titanyumum var mı? Yok, ancak titanyum dust'ım var mı? O da yok. Titanyum sen nasıl elde ediliyordun? Hemen bakalım. Sen nesin? Ha, ilginçmiş. İlginçmiş. Neyse. Titanyum nugget. Bizim işimize yarayacak şey Titanium Dust. O Tiny Pile of Titanium Dust'tan elde ediliyordu. Ve o da 12 bucksaydın 100 saniye boyunca işlenmesi sonucu elde ediliyordu. Wow. Wow. O zaman kaç tane lazım olacak? Tekrar bir hesaplayalım. İki tane üretiliyor. 12. Bize iki tane lazım olacak. Yani bundan 8 tane lazım. 48. Tamam. Bauxite güzel. Seni kapatalım, boş yere enerji harcama hiçbir şekilde. Ve sen tabii ki de
bunlara ihtiyaç duyuş. Tabii ben bunlar hazır ol. Bunlar bu diğer bölüme kadar hazır olur. Ben de diğer bölüme bunu craft ederek başlarım. Beraber Ender Dragon'ı katlederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfte Craft'ın günler, iyi eğlenceler.